Merhaba. Lusların Düşüşü kitabının incelemesini yapmaya çalışacağım. Dünyanın en iyi ekonomistleri arasında gösterilen Daron Acemoğlu'nun uzmanlık alanları arasında gelir dağılımında eşitsizlik, ekonomik büyüme, kurumların ekonomi üzerine tesiri gibi konular bulunuyor. Dünyanın en iyi üniversitelerinden MIT'de profesör olan Acemoğlu, makalelerinden en çok alıntı yapılan 10 ekonomist arasında gösteriliyor. Son yıllarda Lusların Düşüşü'nün de konusu olan kurumların ekonomik gelişim ve siyasal ekonomideki yeri üzerine çalışmalar yürüten Acemoğlu, 2013 yılında klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerinde farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü. Daron Acemoğlu ve James Robinson, Ulusların Düşüşü adlı eserlerinde dünyanın zengin ve yoksul ülkeleri arasındaki gelir ve yaşam standartlarındaki büyük farklılıkları konu alıyorlar. Esere Nogales kenti örneğiyle giriş yapıyorlar. Nogales kenti bir çit ile Nogales Arizona ve Nogales Sonora olmak üzere ikiye ayrılır. Arizona, Birleşik Devletler'de bulunmaktadır. Hane başına ortalama gelir yaklaşık 30 bin dolardır. Yetişkinlerin büyük çoğunluğu lise mezunu iken gençlerin çoğu okula gider. Sağlıklı bir nüfusa ve uzun yaşam süresine sahiptir. Kişilerin can ve mal güvenlikleri vardır. Demokratik bir yapıya sahiptir. Oysa Meksika'da bulunan Sonora'da hane başına ortalama gelir yaklaşık 10 bin dolardır. Yetişkinlerin çoğunluğu lise diploması yoktur ve gençlerin çoğu okula gitmez. Bebek yaştakilerin ölüm oranı yüksek ve sağlık koşulları yetersizdir. Suç oranı yüksek, iş kurmak risklidir. Sonora halkı sıklıkla siyasetçilerin yolsuzluklarıyla ve beceriksizlikleriyle yüzleşir. Bir kentin iki yarısının birbirinden nasıl bu kadar farklı olduğunu sorgulayan yazarlar, bölgeler arası coğrafi ve iklimsel bir farklılığın olmadığına ve hastalık türlerinin farklılık göstermediğine vurgu yapmaktadırlar. Ek olarak sınırın iki tarafındaki insanların geçmişlerinin ve kültürlerinin aynılığını ortaya koyan yazarlar, iki yakının halklarının atalarının aynı olduğuna, aynı yemeklerden ve aynı müzikten hoşlandıklarına işaret etmektedirler. Sınırlar arası bu farklılıkların kaynağını sorgulayan Acemoğlu ve Robinson'a göre bu ayrımın kaynağı Nogales, Arizona'nın sakinlerinin Birleşik Devletler'in ekonomik kurumlarından yararlanıyor olmalarıdır. Ayrımın bir diğer kaynağı, demokrasinin işleyişinde pay sahibi olmalarını imkan sağlayan siyasal kurumların varlığıdır. Acemoğlu ve Robinson, Birleşik Devletler'in kurumlarının ekonomik başarıya Latin Amerika'dan daha elverişli oluşunun nedenini tarihsel süreci ortaya koyarak açıklamaktadırlar. 16. yüzyılın sonlarına doğru İspanyollar, Güney Amerika'nın orta, batı ve güney kısımlarının büyük bir kısmını fethedip sömürgeleştirirler. Direnişi kontrol altına almanın en etkili yolu yerlilerin liderlerini rehin almaktır. Bu stratejiyle İspanyollar, liderin serveti üzerinde hak iddia ederek yerli halkı vergi ve yiyecek vermeye zorlarlar ve kendilerini elit sınıf haline getirirler. Bu süreçte İspanyollar altın ve gümüş yağmacılığının ardından yerlileri sömürmek için bir dizi kurum oluştururlar. Enkomende, şehirleri ve yaşayanlarını kendi aralarında paylaşmak, Mita, İnkaların plantasyonları işletirken zorunlu iş gücü olarak kullanmaları, Repartimiento, malların İspanyolların belirlediği bir fiyatta yerlilere zorla satışı ve Trajin, yük hayvanları yerine yerlileri yük taşıyıcı olarak kullanmak. Bu kurumlar ile yerli halkı, geçimlerini karşılayacak ölçüde bir yaşam sürmeyi iterler ve kalan tüm kazancı sömürmeyi amaçlarlar. Bu kurumlar ile İspanya büyük bir servetin sahibi olurken, Latin Amerika dünyanın en eşitsiz kıtası haline getirilir. Kuzey Amerika ise 16. yüzyılın sonlarına doğru İngilizler tarafından kolonileştirilmeye başlanır. İspanyollar için Meksika, Orta ve Güney Amerika'da işe yarayan model Kuzey'de işe yaramaz. İnka ve Azteklerin aksine, Virginia Kızılderililerinin altını ya da değerli madenleri yoktu. Bu yüzden çalışmaya ya da yiyecek getirmeye zorlanamazlar. Ekonomik açıdan varlığını sürdürebilir bir koloni için tek seçenek yatırım yapmaları ve çok çalışmaları için kolonicilere teşvik sağlayacak kurumlar inşa etmeleridir. Maryland ve Carolina'da da benzer kurumların hayata geçirilmesi amacı aynı nedenlerden ötürü gerçekleştirilemez. Daha fazla ekonomik özgürlük ve daha ileri siyasal haklar talep etmeye başlayan yerliler bir meclis kurulmasına zorlardır. Meclis, kralın ve onun lordlarının siyasal ayrıcalıklarını da kaldırır. Dolayısıyla yazarlara göre demokratik ilkelere dayalı bir anayasayı belirleyen ve uygulayan ülkenin Meksika yerine Birleşik Devletler olmasının nedeni açıktır. Acemoğlu ve Robinson, Birleşik Devletler ve Meksika'daki ilerleyen yüzyıllarda da devam eden kurumsal farklılığı şöyle açıklamaktadırlar. İngiltere'de başlayan sanayi devrimiyle ortaya çıkan ekonomideki teknolojik atılımlar ve yenilikler Birleşik Devletler'e de yayılır. Öyle ki 19. yüzyıla gelindiğinde Birleşik Devletler diğer uluslardan daha yenilikçidir. 19. yüzyılın ikinci yarısında dünya ekonomisinde bir patlama yaşanır. Buharlı gemi ve demiryolu gibi yenilikler uluslararası ticarette önemli ölçüde genişleme sağlar. Birleşik Devletler'in bu yeniliklere ayak uydurması kolay olur. Ancak Meksika'daki değişim, Latin Amerika'nın çoğunu fakir kılan kurumları yalnızca bir üst aşamaya taşıyan izliğe bağlı değişimdir.
Acemoğlu ve Robinson, sömürge toplumunun örgütlenme biçiminin kalıcı sonuçlarının pratikteki işleyişini, bu iki ülkenin sakinlerinden, dünyanın en zengin iki adamı olan Bill Gates ve Carlos Slim'den örnek vererek sürdürüyor. Gates'in dünyanın en gelirlikçi şirketlerinden biri olan Microsoft'un kurucusu olması, Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı'nın tekel kurma suçlamasıyla Microsoft'a dava açmasının önüne geçemez. Diğer yandan Meksika'da Carlos Slim servetini ayrıcalıklı sözleşmeler elde ederek kazanır. Meksika'nın karlı telekomünikasyon pazarını tekelleştirir ve Latin Amerika'nın geri kalanına uzanır. Kazancının büyük bir kısmını siyasi bağlantıları sayesinde elde eden Slim, Birleşik Devletler'de iş yapma girişiminde bulunduğunda başarı gösteremez. Çünkü Birleşik Devletler'in kurumları karşısında Slim'in para kazanmak için kullandığı yöntemler işe yaramaz. Bill Gates ve bunun gibi efsanevi isimlere Birleşik Devletler yeteneğini tamamlayacak özgün beceriler kazanmalarına, kolaylıkla şirket kurabilmelerine, projelerinin finansmanına, vasıflı çalışanlar bulabilmelerine olanak tanır ve rekabetçi piyasa koşullarını sağlar. Dolayısıyla bu kişiler hukukun üstünlüğüne güvenir, mülkiyet haklarının emniyetinden endişe duymaz. Acemoğlu ve Robinson'a göre siyasal güç sınırlandırılmış ve geniş bir biçimde dağıtılmış olduğundan refahı destekleyen ekonomik kurumlar ağı oluşabilmiştir. Acemoğlu ve Robinson dünyada eşitsizliği gözler önüne sererken zenginlik örüntülerindeki değişebilir nitelikteki sürekliliğe vurgu yapmaktadırlar. Günümüzün en zengin 30 ülkesinden bazıları Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda iken en yoksul 30 ülkenin neredeyse tamamı Sahra Altı Afrika'da bulunur. 150 yıl geriye de gidilse sıralama değişmez. Bu örüntüler süreklilik gösterse de örneğin Amerika'da son 150 yılda görülen sıralama 500 yıl önce olduğundan tamamen farklıdır. Acemoğlu ve Robinson dünyadaki eşitsizliği açıklamak için ortaya atılan coğrafya hipotezinin, kültür hipotezinin ve cehalet hipotezinin temel etkenler olamayacağını kanıtlar ortaya koyarak göstermektedirler. Coğrafya hipotezi, sıcak ülkelerin doğası gereği fakir olduğunu savunur. Bu hipotezin modern versiyonu, tropikal hastalıkların iş gücü verimliliğini olumsuz etkilediğini ve ayrıca tropikal toprakların tarıma elverişli olmadığını iddia eder. Yazarlar, Nogales örneğinde eşitsizliğin coğrafya ile açıklanamayacağını ortaya koymaktadırlar. Başta dini değerlere dayanan kültür hipotezi ise günümüzde temellerini dinin yanı sıra başka değerlere ve ahlak anlayışlarına da dayandırıyor. Acemoğlu ve Robinson ise Nogales örneğinde Çit'in kuzey ve güney yanında kültürel özelliklerin oldukça benzeştiğini, dolayısıyla da eşitsizliği açıklamakta kullanılmayacağına vurgu yapmaktadırlar. Kore örneğinde ise kuzey ve güney arasında kültürel farklılıkların çok olmasına rağmen bu iki ülkenin geleceklerinin farklılaşmasında kültürün hiçbir rolü yoktur. Yazarlara göre Nogales ve Kore'deki kültürel farklılık zenginlik farkının nedeni değil, sonucudur. Cehalet hipotezi, insanların ya da yöneticilerin ülkeleri nasıl zengin hale getireceklerini bilmediğini savunur. Oysa Acemoğlu ve Robinson'a göre sorun cehalet olsaydı, iyi niyetli liderler ne tür politikaların yurttaşların gelir ve refahını artırdığını çabucak öğrenir ve bu politikalara yönelirlerdi. Kurumsal farklılıklarla dünya eşitsizliğini açıklayan Acemoğlu ve Robinson, kapsayıcı ekonomik kurumları yalnızca elit kesim değil, toplumun büyük bir kesimi için güvence altına alınmış mülkiyet hakları ve ekonomik fırsatlar sunan kurumlar olarak, sömürücü kurumları ise toplumun belirli bir kesiminin menfaatleri için başka bir kesimin zenginliğini sömüren kurumlar olarak tanımlar. Acemoğlu ve Robinson'a göre siyasetin kurumları kuşatmış olmasının nedeni şudur. Kapsayıcı kurumlar ülkenin refahı için iyi olabilirken, sömürücü kurumlar oluşturmak için bazı insanlar ya da gruplar için daha karlıdır. Sömürücü kurumların kimler için fayda sağladığını ise şöyle açıklamaktadırlar. Siyasal gücü kontrol edenler, güçlerini rekabeti sınırlandırmak, pastadan alacakları payı artırmak ve hatta ekonomik ilerlemeyi desteklemek yerine çalıp yağmalamak için kullanmayı kendileri için yararlı bulurlar. Acemoğlu ve Robinson, ekonomik ve siyasal kurumlar arasındaki güçlü bağı, sömürücü siyasal kurumların gücü dar bir elit grupta toplaması ile açıklamaktadırlar. Ekonomik kurumlar, bu elit tarafından toplumun geri kalanının kaynaklarının sömürülmesi için tasarlanır. Böylece sömürücü ekonomik kurumlar doğal olarak sömürücü siyasal kurumlarla birlikte hareket eder. Bu yakın ilişki, çoğulculuk ve kapsayıcı ekonomik kurumlar arasında da vardır. Yazarlar ayrıca şunu da vurgulamaktadırlar. Sömürücü ekonomik ve siyasal kurumlar arasındaki yakın ilişki sayesinde kurumlar devamlılığa meyillidirler. Oysa ki kapsayıcı ekonomik kurumların idaresindeki sömürücü ekonomik kurumların uzun süre varlığını koruma ihtimali düşüktür. Acemoğlu ve Robinson, dünyanın ilk kapsayıcı siyasal kurumlar dizisinin ortaya çıkışı olarak 1688'deki görkemli devrimi öne çıkartmaktadır. Bu devrim çoğulcu bir toplum oluşturmak için bir altyapı niteliğindedir ve siyasal merkezileşmeyi hızlandırır.
sanayi devriminin görkemli devrimden kısa bir süre sonra başlamasının rastlantı olmadığına vurgu yapan yazarlar, sanayi devriminin dünyada eşitsizliğinin artmasına da neden olduğunu belirtmekte, bunu birçok mucidin geliştirdiği yeni teknolojilerin yalnızca bazı ülkelerde hayata geçirilmesiyle açıklamaktadırlar. Acemoğlu ve Robinson'a göre, kapsayıcı kurumlar oluşturma yolunda atılan adımlar hızlı büyümeyi tetiklerken, kapsayıcı kurumlardan ani bir şekilde vazgeçmekte benzer ölçüde bir ekonomik durgunluğa sebebiyet verebilir. Acemoğlu ve Robinson, teknolojik gelişimin ekonomi üzerindeki etkisini Joseph Schumpeter'in yaratıcı yıkım kavramıyla açıklamaktadırlar. Ekonomik büyüme ve teknolojik değişim beraberinde yaratıcı yıkım getirir. Çünkü yeni teknolojiler mevcut beceri ve makineleri ekarte eder. Dolayısıyla ekonomik büyüme süreci ve kapsayıcı kurumlar siyasette ve piyasada kazananlar olduğu kadar kaybedenlerin de olmasına sebebiyet verir. Yaratıcı yıkıma karşı duyulan korku, genellikle kapsayıcı ekonomik ve siyasal kurumlara karşıtlığın temelinde oluşturur. Sömürücü ekonomik kurumların bir miktar büyüme sağlayabildiğine değinen Acemoğlu ve Robinson, bu büyümenin sürdürülebilir olmayacağını ifade etmektedirler. Ayrıca sömürücük siyasal kurumlara dayalı büyümeyi destekleyen düzenlemeler, yapıları gereği kırılgan ve tahribi açıktırlar. Benzer şekilde sömürücü kurumlar sürdürülebilir teknolojik gelişmeler de gerçekleştiremezler. Bunun nedeni ekonomik teşviklerin olmaması ve yaratıcı yıkımın siyasal sonuçlarından korkulmasıdır. Çarpıcı bir örnek, Roma'da İmparator Tiberius zamanında kırılmayan bir cam icat eden ve büyük bir ödül alacağını umarak imparatora giden adamın başında gelendir. Adam icadını imparatora gösterince Tiberius ona icattan kimseye bahsetmediğini sorar. Hayır cevabını alır imparatorun emriyle adam öldürülür. Bunun gibi teknolojik gelişimin karşısında duran elitleri tarihten örneklerle ortaya koyan yazarlar, teknolojik yeniliklerin toplumları müreffeh hale getirirken belirli bir grubun ekonomik ayrıcalıklarının yok olmasına da yol açtığını eklemektedirler. Kölelik sistemini de ele alan Acemoğlu ve Robinson, 17. yüzyılda Karayipler'deki şeker plantasyonu sömürgelerinin gelişmesiyle uluslararası köle ticaretinin önemli ölçüde artmış olduğunu, köleliğin Afrika'da benzeri görülmemiş şekilde önem kazandığını vurgulamaktadırlar. Güney Afrika yerleşim yeri olmaya çok uygun bir yapıya sahiptir ve geniş elmas rezervleriyle zengin altın madenlerine sahiptir. Dolayısıyla bu, Avrupalıların Güney Afrika'ya yerleşmelerini cazip kılar. Afrikalılar, Avrupalılar sayesinde yeni tüketim mallarıyla tanışırlar. Tarımda saban kullanılmaya başlanır. Üstelik Afrikalı çiftçiler bu teknolojiyi hayata geçirmeye oldukça hevesli ve hazırdır. Tarım ekonomisi geliştikçe katı kabile kurumları çökmeye başlar. Sömürücü kurumların zayıflaması ise büyük bir hızda ekonomik dinamizme yol açar. Acemoğlu'na yöneltilen eleştirilerden biri, demokratik bir şekilde yönetilmeyen Çin nasıl yıllardır büyük bir hızla büyümeye devam ediyor sorusudur. Acemoğlu bunu sömürücü büyüme olarak adlandırıyor. Muhakkak bir yerde son bulacağını iddia ediyor. Sömürücü kurumlar iki nedenden ötürü sürdürülebilir teknolojik değişim üretemezler. Ekonomik teşviklerin yokluğu ve yıkıcı inovasyonun siyasal sonuçlarından korkulması. Nitekim kitapta verilen Sovyetler Birliği örneği de bu şekildeki bir büyümenin sürdürülebilir olmadığı konusunda sizi ikna ediyor. Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tarım ağırlıklı ekonomiyi bırakıp sanayiye yönelerek her sene çok ciddi oranlarda büyümüştü. Fakat sistem insanları teşvik edip yeni teknolojilere de alan açmadığı için ekonomi yavaşladı ve sonunda ülkeyi yıkıma götüren ekonomik krizler baş gösterdi. Acemoğlu'na yönelik eleştirilerden birisi de ulus devletlerin karşısında olup onları küreselci sermaye odaklarına yönlendirdiği yönünde. IMF programlarının pek çok devlet için kurtarıcı olacağını iddia etmekte. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.